Seçim ikinci tura kaldı ve dün akşam itibariyle de resmiyet kazandı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığında ikinci tur seçimi yapılacak. Peki şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntılarına hep birlikte bakalım. Mayıs tarihi bir seçim atlattı. Kıran kırana bir yarış geçti. Şu tabloya göre ikinci tura kalır mı sizce? Kaldık bile. Ne zaman gideceğiz peki sandığa? 2 hafta sonra. Milyonlarca seçmen tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların %49,50'sini aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 44,89'da kaldı. 13. Cumhurbaşkanı seçimi nefes nefese geçti. İlk turda 3 adayda yeterli oy sayısı olan 50+1'e ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. Peki ya şimdi ne olacak? Ne olacak yine? Tayyip Erdoğan kazanacak. Boş yere diyor ki kazanacağız. Ya sen bir kere 321 milletvekili almış Tayyip Bey. Ne sene olacaksın sen? Türkiye tekrar sandığa ne zaman gidecek biliyor musunuz? 2 hafta sonra bence. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre seçimler 28 Mayıs'ta yapılacak. Seçmen bu kez sadece Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandığa gidecek. 28 Mayıs'ta peki kaç pusula gelecek önünüze? Vallahi bilmiyorum. 28 Mayıs'ta bu pusula önümüze gelecek mi? Gelmemeli. Milletvekili seçimi tamamlandığı için 28 Mayıs'ta yani ikinci tur seçiminde seçmenin önüne 1 metre uzunluğundaki oy pusulası gelmeyecek. Tek pusula gelecek Cumhurbaşkanı pusulası, başka da yok. Şöyle bir örnek çıkardık efendim biz. Tabii böyle olması lazım. Sadece 2 adayın yer alacağı Cumhurbaşkanlığı oy pusulası gelecek seçmenin önüne 28 Mayıs'ta. Seçmen Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada oy pusulasında yer alacaktır. Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura gidecek. Peki takvim nasıl işleyecek? Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. İlçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulu'nca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs 2023 Perşembe günüdür. 19 Mayıs Cuma günü kesin sonuçlar ilan edilecek. Ardından da yurt dışı seçmenin oy kullanma süreci başlayacak. Birinci tur oylamada olduğu gibi Cumhurbaşkanı adaylarının radyo televizyondaki konuşmaları için kura çekimi, akabinde de radyo ve televizyon konuşmaları gerçekleştirilecektir. 14 Mayıs seçimlerinde kayıtlı 64.113.941 seçmen vardı. Bu sayı 2 hafta içinde 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmenle 64.163.941'e çıkacak.